ananı. Dün nasıl koydu filenin sultanları? Ulan ben chat bir şey söyleyeceğim size, çok şaşıracaksın. Bütün maçları takip ettik, birlikte izledik biliyorsunuz. Bütün voleybol maçlarını, birlikte izledik. Ben dün geceki Yırmakçım çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bir nefesim daraldı, dur. Dün gece saat 1.30'da başlayan maçın, 1.30'da başlayan Çin'le oynayacağımız maçın final maçı olduğunu bilmiyordum ha. Ya baba çok fena, çok fena patladık. Ben bilmiyordum dünkü maçın final maçı olduğunu. Arkadaşlar. Ben zannediyorum o gruplar bitecek. Ondan sonra o gruplardan belli bir o ilk 8 falan arkadaşlar herhalde, dedim herhalde çeyrek final, yarı final falan olacak zannettim. Ulan bir baktım finalmiş oldu. Maç finalmiş arkadaşlar. Nur Altun, Ayça Doğan. Neyse. Final oldu, bitti. Maç bitti. Bir de organizasyon da çok enteresandı. Orada kızlar sevinirken birden Eda'nın eline mesela adam kupa tutuşturdu. Yani adam çıkardı diye kupayı verdi anasını satayım. Çok enteresan bir şey oldu ama olsun arkadaşlar. Uzun zamandır beklediğimiz o şeye ne derler? Başarıya sonunda ulaştık arkadaşlar. Böyle bir sporsal başarıya ihtiyacı vardır bu ülkemizin arkadaşlar. Şansımız o da gecenin 3.30'unda geldi ya. Çok hızlı bitti gerçi maç, Allah'a şükürler olsun da. Şansımız o başarıda gecenin 3'ünde geldi. Millet uyurken geldi arkadaşlar. Ben de Siftah benden, Allah razı olsun Just Yale'cim, çok teşekkür ederim. Ya çok şok oldum arkadaşlar. Vallahi billahi çok enteresan geldi. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Keyifleriniz nasıl? İnşallah bende birkaç tane video var gene elimde. Sapık sapık videolar var. Onları bir size göstermek istiyorum. Birazdan da arkadaşlar gene Yemek Sepeti sonunda. Aklındaysa sonunda. Abi Yemek Sepeti. He bir dakika dur. Tembel bir ressamcım, çok teşekkür ederim. Canım benim, iyi ki geldin. Çok teşekkür ediyorum. Ya chat beni çok büyük kalipeye düşürdünüz siz. Siz beni çok büyük kalipeye düşürdünüz siz. Neden diye soracak olursunuz. Ne oldu, YKS açıklanıyordu bugün? He chat? Bugün YKS açıklanıyordu. Sabah bir kalktım şu şekilim arkadaşlar. Sabah kalktım YKS sonuçları açıkladı diye bakın, böyle bakıyorum etrafa. Böyle. Şu şekil YKS sonuçlarını bekliyorum ilahici. Hani? Hani chat? 20'sindeymiş gülüm. Ama genelde öyle bir tarih veriyorlar 20'sinde diye Rabia. Ondan sonra daha erken açıkladıkları da oluyor. Walking Dead'i bitirdik gülüm, oyunu. Atacağım YouTube'a hepsini. Son 3 bölüm kaldı, YouTube'a atacağım hepsini. Biz yayında bitirdik hem de. Baba. Ya çok seviyorum Cenk abi ya. Cenk abiyle zamanında çok karşılaşmışlığımız var Osman Bey'de. Ne yapıyorsunuz çocuklar? İyisiniz inşallah. Bol bol su içeceğim, kusura bakmayın. Şerefe diyor ki ben diyor... Dedim diyor sana, seni köközlüyorlar diye diyor. Doğru söylüyor. Arkadaşlar bugün dert anlatmasanız olur mu? Dün çünkü çok benim psikolojim bozuldu sizin dertlerinizden mütevellik. Keyle. Bugün sohbet muhabbet yapsak Dilemişko sadece Canan'ım. Bugün arkadaşlar dün oğlum dün öyle bir dert anlattılar ki bana, psikolojim bozuldu chat. Bugün psikolojim bozuldu dün anasını satayım arkadaşlar. Yani öyle bir muhabbet yaptı ki dün, onu YouTube'a bile atasım gelmedi. YouTube'a da atmadım onu arkadaşlar zaten. Bugün yapmayalım ya. Bugün normal sohbet edelim. Havadan sudan bahsedelim. Aman dert biter bebe chat. Aman. Kızılcık şerbeti çocuklar. Bak yayına belki yeni gelen, bizi yeni takip eden arkadaşlarımız vardır belki. Hemen kızılcık şerbo yazmayın arkadaşlar. Kızılcık şerbetini biraz sohbet muhabbetten sonra geçiyoruz. Yani 20-40 falan diye düşünün. 20-40 gibi falan gibi geçiyoruz yani. Ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl arkadaşlar? Hülya Mizgin ne yaptı? Bakalım arkadaşlar Hülya Mizgin. Bakalım hemen. Bakalım abi. Abi senin karşına hayırlı insanlar çıkarsın kurban vereni. Ya arkadaşlar. Ya biz izliyoruz gülüyoruz ama yani dalga geçerek gülüyor. Kimse yanlış anlamasın arkadaşlar. Bir anormallik var çünkü burada. Yani bizim izlediğimiz her şeyde bir anormallik vardır arkadaşlar. Yani biz istiyorsak burada bir anormallik vardır. Bu normal değildir. Rabbim seni bana bağışlasın. Burada normal olmayan bir şey var chat. Abdi niye ayak yıkıyor şu anda anlamadım, Allah kahretsin. Yan tarafta niye yumuş var? Geçen gün bunu zaten biz... Şey canlı yayında mı izledik arkadaşlar? Normal olmayan bir şey var bu Hülya Mizgin lobisinde ya. Ben oldum. Bir tanem. Eşini nasıl bir hediye? Bu ne? Ben bir kraliçeyim. Kraliçeler çalışmaz. Abi hep sorguluyorum, çok normal olmayan bir şey var burada. Yani 35 bin kişi falan geçen gün izledi mesela o TikTok canlı yayını. Köleler. Birinci yıl ayağına. Köleler çalışır. Gider köle de... Senin için demedim bunu. Sana yemin Allah diyor kardeş,
anormal bir şey var. Böyle adlandıramadığım, tanımlayamadığım bir anormallik var bu ekipte arkadaşlar ya. Gerçekten yani. Ben olurum senin için demedim. Yemin ederim senin. Mücaha! Mücaha! Hakikaten o normal bir şey var arkadaşlar. İnsanlar bayağı bunlar için sayfalar mayfalar açıyorlar. Yok baba, iyi bir gidişat değil bu. Tam biz de izliyoruz falan ama bizim izlediğimiz şeyler normal şeyler değil zaten. Biz hani biz izliyorsak onlar normal değildir chat. Dün de anlattım ya size arkadaşlar. Dün biz anlatıyorsak, biz izliyorsak orada normal olmayan bir şey vardır. Rahatsız edici enteresan bir şey var anasını satayım. Bunlar kim? Bunlar Hülya Mizgin ve Lobisi Gülüm. Biz anormallik seviyoruz da burada hakikaten bir rahatsız edicilik var. Çözemediğim bir rahatsız edicilik var orada. Çözemediğim bir rahatsız edicilik var. Asfacım hoş geldin balım benim. Ben mutlu bir şey anlatacağım. Ben mutlu. Arkadaşlar mutlu mesela storyleriniz varsa, mutlu storyleriniz varsa çok mutluyum diyorsunuz yazın onlara. Bak mesela Koastel demiş ki ben mutlu bir şey anlatacağım. Armani güneş gözlüğü aldım sonunda. 4K falan da indirime girmiş. Bir tane de Vogue aldım indirimde diye. Kurban oldum 4K'ya indirimde. Evet. Çok mutlu bir haber verdin bize gerçekten. Vallahi bunun karşılığında Koastel'im seninle karşılıklı. Kalk kalk ayağa çabuk kalk. 4K'ya indirim. Vallahi arkadaşlar anormal, gerçekten normal olmayan bir şey var Koastel. Yani 4000'ler falan bize normal, artık indirimli gelmeye başladıysa salam Büşra Soy'dan 06. Bir abuk sabuk bir olaylar var ama dur bakalım ne yapacağız. Abi PC istiyorum, ne yapacağım tavsiyem. İstemeye devam edeceksin gülüm. Çünkü ererim artık. Yani olumsuz da, o kadar da olumsuz konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, böyle olumsuz konuşmaları sevmem ama artık bizim arkadaşlar yaşadığımız coğrafya bir şeylerin istendiği bir coğrafya. İstenilenlere ulaşılan bir coğrafya değil. Yok yok, öyle de söylemeyeyim arkadaşlar. Ulaşırsınız tabii ki inşallah arkadaşlar ama sadece zor, birazcık ulaşımı zor oldu artık arkadaşlar bazı şeylerin ya. Bir şimdi düz yoldan dümdüz gidip İlerleyip ona ulaşmak var, alabilmek var arkadaşlar. Çocuk bilgisayar istiyor mesela, bilgisayar toplayacak. Şimdi düz bir kolay yoldan gidip almak var. Bir de arkadaşlar dolambaçlı böyle arkadaşlar, o Erzincan Kemaliye yolundan gitmek var. Biz birazcık Erzincan Kemaliye yolundayız. Bir olmak lazım chat. Bir olmak lazım yani. Dünkü yayında da bir ukalalık ettim, söyledim onu ama. İşte bu seçim yayınları yaptık falan filan biliyorsunuz arkadaşlar. İşte belli bir güruh bir tarafa sapladık diyordu. Şimdi de belli bir güruh, oh zamlar geldi, siz oy vermiştiniz, oh oh çekin bunu diyorlar. Bu böyle bir şey değil arkadaşlar. Yani biz aynı yolun yolcusuyuk. Yani benzin AK Partililere 32 lira oldu da CHP'lilere 28 lira değil. Ya da CHP'lilere 32 lira oldu ama AK Partililere 28 lira değil. Hepimize giriyor. Onun için çıkartacaksak o oh sesini, o saplama sesini, hepimize saplandı. Chat. Hepimize saplandı. Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Yani arkadaşlar her şeyin kutuplaşmasını anlayabiliyorum. Beşiktaş Galatasaray falan, bu ki Beşiktaş Redmond'u da kaybetti arkadaşlar. Hayırlı olsun. Tadiç'i de alamadık zaten. Dün de arkadaşlar biliyorsunuz Djokovic kaybetti. Filenin sultanları kazandı. Bunlar güzel haberler ama onun dışında Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe kutuplaşmasını anlayabiliyorum. Hadi muhafazakar seküler kutuplaşması dünyanın en saçma kutuplaşmalarından bir tanesi, anlayabiliyorum. Irkçılıkları, bu her şeyi anlayabiliyorum arkadaşlar da. Ya bu zam kutuplaşmasını anlamıyorum. Chat hepimize çünkü aynı bir şey aynı şekilde giriyorsa, o giren içimizde aynı şekilde sirayet ediyorsa, bu konuda bizim kutuplaşmamız normal değil. Bir olalım, iri olalım, diri olalım arkadaşlar. Hepimiz kardeşiz, ırkçılık yapmayalım arkadaşlar. Vallahi billahi. Ferhat'ım aleyküm selam gülüm benim, hoş geldin. Ermeyen'cim hoş geldin. Haklıyım değil mi yani? 1923 Doruk. Haklıyım gülüm ya. Onun için arkadaşlar bölünmeyelim ya. Bölük pörçük olmayalım ne olur ya. Vallahi billahi. Hiç girme o konuya. Agape 6-9 girme o konuya. Psikolojim bozuk. Onlarda pişmanlık oluyor. Evet onu fark ettim ben arkadaşlar. Herkes de pişmiş. Ama zaten arkadaşlar dün de söyledim ya, Perşembenin geleceği çarşambadan bellidir. Kimse de kusura bakmasın. Bugün arkadaşlar Faik Öztürk'a buradan selamlar olsun. Kendisi bizi izliyor şu anda. Faik Öztürk'a da benim bilenler bilir, eskiler bilir arkadaşlar. Ayrı bir sempatim ve şeyim vardır böyle. Bir yükselirim Faik Öztürk deyince. Onlar da gelseydi, onlar da gelseydi gene olacaktı bu zamlar arkadaşlar. Hayırlısı be. He, vallahi billahi ya. Daha kim bilir nelere alışacağız millet olarak, kumpir pepintom. He, Pelin'in portakalıyım. Daha kim bilir nelere alışacağız vallahi billahi ya. İzleyeceğiz gülüm, Dilara'cığım.
Tekrardan söylüyorum, aramızda yeni katılan arkadaşlar vardır, belki bizi yeni takip eden arkadaşlar vardır. Biz arkadaşlar önce bir sohbet muhabbet yapıyoruz yarım saat 40 dakika, ondan sonra diziye geçiyoruz. Onu da söyleyeyim. YouTube'a da buradan selamlar olsun. YouTube size de sohbet muhabbet şeylerini atıyorum. Açıklama kısmında da Twitch linki var. Yayınlarımız hep 20.00. 20.01 olmaz yani. Yemek sepeti yanında. Çok heyecanlıyım. Bakalım bugün kime çıkacak? Bugün kime çıkacak chat acaba? Ha? Ada. Oyun, yarın oyun yapalım mı chat? Yarın Kızılcık Şerbeti yapmayalım. Yarın sohbet muhabbet Detroit yapalım. Detroit efsane bir oyundu. YouTube'a da atacağım. İzlemeyen varsa da ilk bölümü Twitch'te tekrarı var. Kesinlikle kesinlikle izleyin arkadaşlar. Şimdi bu yemek sepeti işini tekrardan anlatıyorum. Ha bir de bu arada çocuklar bir şey söyleyeceğim. Bu 50 lira indirim çıkıyor ya diyelim. Birine çıktı atıyorum. Atıyorum Yusuf BJK'ye çıktı. Gülşen Toşko'ya çıktı atıyorum. Şimdi bu yemek sepetinden bir şey sipariş ederken arkadaşlar orada bir Joker indirimi çıkıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar bir 15 dakika bazı restoranlarla ilgili Joker indirimi çıkıyor. O 50 lira o Joker indirimlerinde geçerli olmuyor. Bir. İkincisi bu 50 liralık arkadaşlar şeyi kullanmak için, indirimi kullanmak için banka kartınızdan almanız gerekiyor arkadaşlar. Kredi kartı, banka kartıyla alışveriş yapmanız gerekiyor. Yani şey olmaz, nakit olmuyor, kapıda ödeme falan olmuyor. Onu da söyleyeyim yani. Hı? Onun dışında başka bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yapalım mı? Ha? Müşra Soy'dan sıfır aldı. Yapalım mı? Hazır mıyız? Ha? Yapalım mı arkadaşlar? Kaç günkü içeride? Ferhat'ım o galiba benim bildiğim ay başına kadar falan mı geçer? Öğreneceğim lan onu. Onu ben öğreneceğim. Benim bildiğim ay başına kadar. Bayağı bir geçerli yani o. Herhalde arkadaşlar Ağustos'un başına kadar geçerli olması lazım diye biliyorum. Tam olarak öğrenip onu da söyleyeceğim size yarın. Okey. Size yarın söyleyeceğim. Yarın da sohbet muhabbet artı oyun yapalım arkadaşlar. Kaslar da toparlıyor yavaş yavaş kendini arkadaşlar. Şekeri kestikler. Bak şekeri kesmenin böyle bir faydası var arkadaşlar. Yavaş yavaş toparlıyorum. Birkaç daha kilo alırsam üstüne yavaş yavaş toparlıyorum arkadaşlar. Yani öyle bir şey var. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğreli. Yani bunun arkadaşlar şeyini söyleyeceğim dedim ya size. Ben kendi üzerimde bir sosyal deney yapıyorum. Hamzacığım hoş geldin. Hamza 5851. Onun şeyini söyleyeceğim size. Şekeri kesmenin şeyini söyleyeceğim size arkadaşlar faydalarını. Abi kardeşimi kaybettim. Amık ne yapacağım bilmiyorum. Kardeşimi nasıl kaybettin lan? Ali Ecimagil. Onu nasıl nasıl ya? Kardeşimi kaybettim derken tövbeler tövbesi. Vallahi aklımda bir şeyler var. İremlem söyleyeceğim size. Tamer abime 100 tane çek. Evet ya Cemre çok güzel olmaz mı? Vallahi billahi. Yemek sepeti ya. Ver bize 100 tane at, at ya. Ha, günde 5 kişiye dağıtalım anasını satayım ya chat. Vallahi. Dur birazcık arkadaşlar. Adam gene sıcak geldi ya. Ben gene bununla yerliyorum arkadaşlar kendimi. Abi eskiden sevdiğim çocuğu unutamadım. Ne yapacağım ya? Unutursun gülüm. Boş ver. Abi ufak bir reklam yapabilir miyim? Tamamen sana sepet işle alakalı. İsteyip yazsam takip edin. Yaz. At bir 3 lira yaz. Yolla bir 3 lira yaz anasını sen. Sana sepet camiasındaysanız arkadaşlar yazabilirsiniz. Ama öyle kişisel bir hesapsa, priv hesapsa yazmayın arkadaşlar. Priv hesapsa yazmayın ama sanat sepet, efendime söyleyeyim kitapçılık, kültür, turizm falan böyle şeylerse yazabilirsiniz arkadaşlar. Biraz su içtim arkadaşlar. Onun dışında ne yapıyorsunuz? Keyifleriniz nasıl? İyisiniz inşallah arkadaşlar. Beni soracak olur. Defalarca bu arada arkadaşlar bugün farkındaysanız halinizi hatırınızı sordum. Abi Discord'a nasıl giriliyor gülüm? Ünlem DC yazıyorsun chat'e İslam. O şekilde gelebiliyorsun Ünlem DC. Sıcak ya arkadaşlar. İster istemez düşüyor enerji ya. He? Bu yani... Begüm'üm 6. ayımız kutlu olsun. Yarım yılımız kutlu olsun canım benim. Çok teşekkür ederim. Yani chat siz üstünüze afiyet. Yani sonbaharda, ilkbaharda, kıştaki enerjimiz yok gibi ya. Yok gibi diyoruz da daha demin twerk atıyorduk. Reyhani oynuyorduk Allah kahretsin. Nasıl yok ya? İstanbul'daki nem şaka mı? İstanbul'u en son kaya tuzuyla yıkayacağım ya. Benim dişil enerji şaka mı? Şerbete elde silah. İlk önce bir yarım saat. Arkadaşlar yeni katılan arkadaşlarımız var araya. Tekrar söylüyorum daha önce de söyledim. Bir yarım saat 45 dakika 50 dakika sohbet muhabbet. Ondan sonra diziye geçiyoruz bunun. Yani saat 20.40 20.50 gibi. Bugün belki daha erken de geçebiliriz. Bugün efsane bölüm. Bugünkü bölüm efsane. Arkadaki pembik şeyde ne çalışıyorsun? Onda şey karın barın çalışıyorum işte yerde. Bir de yoga mugu yapıyorum arada. İşte yoganın kazasını tövbeler tövbesi vallahi billahi. Ne yapılabilir öyle şeyler yapılıyor işte. Haşmetli Dinam hoş geldin canım benim. Abi doktorlara ne zaman başlıyoruz? Aman arkadaşlar hiç içerik yazmayın. İçerik yazmaya bir başlarsak koparız burada. Ravza Arayancım hoş geldin balım benim. Abi Antalya Manavgat'ta yaşıyorum 48 derece. Antalya'da çok sıcak oluyor değil mi ha? Ana! Antalya'da çok sıcak oluyor diyorlar.
Antalya'nın ama şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Denize girme şekliniz var sizin ya. Bizim burada denize girme şeklimiz yok arkadaşlar. Bizim buranın sahilleri çünkü işgal edildi. Kimler tarafından işgal edildiğini söyleyip de arkadaşlar şu anda gerçekten moral bozmak istemiyorum. Arkadaşlar Ankara'da ufak bir topluluğuz. Insta hesabımız @sanatvesalt. Valla ben bile takip ederim Sanat ve Salt. Justiyaleyicim çok teşekkür ederim balım benim. Arkadaşlar biliyorsunuz ben 93 yılında askerliğimi Tarkan, Sinan Oğan, ben, Hakan Kakız, Dilan Polat'ın eşi ve Taksim delisi Cenk'le birlikte yaptım arkadaşlar bedelli bir şekilde. Zor günlerde arkadaşlar. Niye böyle bir bilgi verdim onu da bilmiyorum. Abi sana klima alacağım demiş. Klima gülüm benim. Klima şey ya çok kötü yapıyor beni ya. Büyük kadro. Efsane. Efsane kadro anasını satayım. Mücü yok muydu demiş. Antalya'da klimasız 5 dakika kalamıyorsun. Vallahi İstanbul'da diyor. İstanbul'un kliması da bu ya. Abi seviliyorsun nedensizce. Mustafa benim. Kokulu öpücük. Siz de seviliyorsunuz canım benim. Vallahi bile sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bugün size ayrı bir kanım kaynamış vaziyette. Bugün bir de dert tasa da yazmıyorsunuz ya. Yani bugün istediğiniz kadar arkadaşlar böyle kokulu öpücük yollayabiliriz birbirimize karşılıklı. Ben sana söyleyeyim. Ha Tamer sadece gidin arkadaşlar Twitch'teki özel mesajlarınızı açın. CPT Kralcığım çok teşekkür ederim. Abi kasetin çıkacak yakında neyse. Arkadaşlar çok fena kasetlerim var da sayfamızda biliyorsunuz Instagram hesabımız 81 bin arkadaşlar. Eski bir hesabımız vardı bilenler bilir. Tisigalko hesabımız. O arkadaşlar oraya bir kelime yazdık. Kısmetse olur çağrının videosunun altına bir kelime yazdım ben. Ondan sonra hesap ban yedi. Keşfet banı yedi ve kalktı o ban biliyor musunuz arkadaşlar? Ben size onun haberini verdim mi? Onun banı kalktı biliyor musunuz arkadaşlar? O 100 binlik hesabın banı. O 138 bini görmüştük arkadaşlar. O hesap ban yemeseydi şimdi var ya 200-250 binlik he. Belki 300 binlik. Ama arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. O hesabın banının kalkmasının bir anlamı yok ki artık daha bu saatten sonra. Öteki zaten 81 bin. Oradakiler daha aktif takipçi. Öteki 103 bin. Arada 20 bin fark var ama mesela 103 binlik hesabın şeyi daha pasif takipçisi. Onun için ötekinden devam edelim boşver. Sadece şunu öğrenmiş olduk chat. Demek ki böyle sıkıntılı bir post paylaştığımız zaman ve ceza yediğimiz zaman Instagram'da bu tarz cezalar sizde içerik üreticisi varsa aranızda. Birazcık su içeyim arkadaşlar. Bu tarz cezalar demek ki genelde 3 ay sürüyor arkadaşlar. 3 ay. Arkadaşlar çok fazla ya. 3 ay işi çok fazla anasını satayım ya. Kısmetse sonra izleriz belki. Son bölümlerine doğru izleyebiliriz balım. Ya dizi bittikten sonra son bölümlerine doğru izleyebiliriz belki. Yani onun için arkadaşlar öyle bir şanssızlık, talihsizlik geldi başımıza. Aman her şeye de bir hayır var. Ne yapacaksın chat ya? Ya gene toparladık ama Allah'a şükürler olsun. Ya çocuk chat Allah razı olsun. Yani yalnız bırakmadınız beni. Takip ettiniz tekrar o sayfamı arkadaşlar. Yeni sayfa, yeni hesap açtık. İyi de yapmışız değil mi çocuklar? Ha? Eskisi yani kapandıktan sonra yeni hesap açmakla iyi yapmışız bence. Ondan sonra toparladık. Şu anda 81 bin olduk. İnşallah yakında 82 olduk hatta. İnşallah 100 bini görürüz arkadaşlar. 100 bin olursak da bir kutlama yaparız burada artık arkadaşlar. He? Kutlu Eren Özyurt Seven. İnşallah bir kutlama yaparız arkadaşlar burada. Vallahi billahi. Mutluyum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız arkadaşlar. İnşallah inşallah. Bakalım arkadaşlar. 100K'da San Sebastian. Ulan onu bunu boş ver de chat. Dur bir dakika dur bekle. Bakalım YouTube'da kaç bin abone olduk. Ya şu plaket gelsin be. He chat. Şu plaket 100 bin plaketi bize ya yakışmaz mı şu arkaya bir yere ya? Kaçız şu anda? 39.159. 40 bin de yapalım artık şu tatlıyı. Daha size bir tatlı yapacaktım ben ya. Tatlıyı ben bırakmış olabilirim ama size tatlı yapacaktım. Şu ana kadar kanala 2 tane video attım yemek videosu. Bir tanesi 2000 abonede, ötekisi 3000 abonede. Güya 10 bin abonede yemek yapacağım. 20 bin abonede yemek yapacağım, 30 binde yapacağım, 40 binde. Ulan 40 bin oldu Lökko, yap artık çocuklara bir yemek. Benimki de ayıp. İnsan arkadaşlar burada oturuyoruz, ona buna sallıyoruz. Tuana Ela Tekin. Ona buna sallıyoruz, birazcık kendimize de sallamak zorundayız Ofelia. Bunu da kabul etmek lazım yani arkadaşlar. Şu bölümü bir geçsene be. Vallahi bilmiyorum ki Lebezyenler Derneği. Şey yazmayın şimdi, içerik yazmayın da benim aklımda birkaç şey var arkadaşlar, proje. Yaparız bakarız buluruz bir şeyler illaki. Hülya Mizgin yaptık mı? Alıp baktık birazcık Hülya Mizgin'e. Bakalım bugün storylerine bakalım arkadaşlar ne yapmışlar. Hı? Biraz daha sohbet edelim de arkadaşlar o Hülya Mizgin'i aşk olarak kurban verene hiç çekemem şu anda. Hiç çekemem ben birazcık arkadaşlar sizle konuşmak istiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Ben sizi özledim anlatayım. Tamer abim imanlı bacı namaz kılmaya gidiyor. Kokulu... Allah kabul etsin gülüm benim Melike Hanım. Allah kabul etsin hayatım benim. Eski kocası geliyor mu bugün acaba? Ben haber veririm. Eski kocası mı geliyor? Öyle bir muhabbet mi var?
Ulan var ya anasını satayım. Yani arkadaşlar 40 bin izlenip TikTok'ta 40 bin izlenip 50 bin liralık baston şekeri koymak için kim bilir daha neler neler yapacak bu Hülya Mizgin lobisi, ama neyse. Bakacağız yani. Bakacağız yani. Zeyn Mehra hiç yazma, hiç yazma şey, içerik yazmayın gülüm, içerik yazmayın. Bakarız neler izleyeceğimize, bakarız arkadaşlar ya. Buluruz. Abi ne yemek yapacaksın? Yemek derken tatlı yapacağım. Tiramisu var aklımda ama San Sebastian cheesecake muhabbetini çok konuştuk. Ben bir kez yaptım. Sevdim mi sevmedim, kendi yaptım. Yani güzel yapamadım çünkü arkadaşlar. Ama yapabilirim yani arkadaşlar ha. Sizin için yapabilirim arkadaşlar. Güzel olur çünkü muhabbetini çok geçirdik San Sebastian cheesecake'in. Yapabilirim sizin için isterseniz. Ben size söyleyeyim. Keşke dedim kod bana çıksın. Ah şipidik telliğim benim ya. Gülüm benim, inşallah çıkar bir gün ya. İnşallah size de çıkar arkadaşlar. Vallahi billahi o kadar şey hissetmeyin kendinizi. Şanssız hissetmeyin. Abi anamın, babamın, abimin, evdeki herkesin hesabından YouTube kanalına iyi ki varsın balım benim Sherlock Undon'u. İyi yayınlar tabii benim. Görüşürüz, gidiyor musun? Muhafazakar bungalov var tabii. Abi pasta keki yapamıyorum bir türlü ya. Yapar mısın bugün? Şeyden mi bahsediyorsun? Pasta keki neydi lan onun ismi chat? Pasta kekinin ismi neydi ya? Spangle. Dur bakmayacağım, bir dakika dur. Bir dakika bakmadan bulacağım, dur. Tatlı bal kaymağı. Neydi lan? Bakma bakma, bir dakika dur, bakmadan bulacağım. Neydi ya? F ile başlıyor. Framboaz. Neydi? Kesin yazıyorlar şu anda chatte ve almadan bakmayacağım. Bir dakika dur. Neydi lan? Pasta kekinin ismi neydi ya? Pandispanya. Vallahi bile Pandispanya. Tamam geç aklıma geldi. Pandispanya ben yaptım. Tutturuyorum ben Pandispanya'ya. Tiramisu şey yaptım arkadaşlar. Tiramisu yaptım bir kez. Pandispanyasını güzel tutturdum. Yalnız ona da çok kahve koymak gerekiyor. Bizim muhabbetlere bak yalnız. Bizim muhabbetlere bak. Akşam akşam bütün komşular toplanmış muhabbet eder gibiyiz arkadaşlar. Bir gün arkadaşlar ben... Ulan ne adamsınız. Vallahi çektiniz beni tiramisu muhabbetine ya. Redmond'u kaybetti zaten Beşiktaş. Neyse. Tiramisu yaptım bir kez. Ayıptır söylemesi arkadaşlar. Şey yaptım. Kahvesini bol koymak gerekiyormuş. Yani bir bardak koy diyor. Nescafe'sini biliyorsunuz arkadaşlar. Ne diyor? Granül kahve. Ulan Pandispanya'yı unuttun. Granül nereden aklına geldi? Kahpe. Aleyciğim çok teşekkür ederim. Gülüm benim, iyi ki varsın. Dördüncüğümüz kutlu olsun. Çok koymak gerekiyormuş. Az koydum. Güzeldi ama gene de fena değildi biliyor musun? Abi ekler mi yapsan? Ekler de Türkiye'de güzel ekler pasta yapan kim var arkadaşlar? Firma olarak hangisi? Ekleristan mıydı yazmıştınız siz bir kez? Aydan Nurcuğum hoş geldin balım benim. Aydan Nur hasetçi. Arkadaşlar Ekleristan mıydı? Hangisi güzeldi ya? Sanki. O mu güzel? Ekleristan değil mi? O da pahalı ama değil mi ya? He? Ben bir, yani çok ekleri arkadaşlar İstanbul'da böyle güzel yapan birkaç yer var diyebiliyorum. Ekleristan kötü mü? Kim biri abonelik hediye etti? Para mı var lan köpek? Çok teşekkür ederim iki kişiye abonelik hediye ettiğin için. Sana iki parmak öpücük. İyi ki varsın balım benim. Rivani tatlısında da çok varım. Çok severim arkadaşlar. Dur bakayım bir dakika bakalım başka. Ay Tamer ne olmuş biliyor musun? Komşu kızı kocaya kaçmış diye dur. Evet Triliçe. Triliçe en sevdiğim tatlıdır zaten. Sebebini sorma söyleyemem. Ama gerekirse söyleyebilirim. Benim kartanem burada mı bu arada? Revani'de ben varım ya Şevvas Trey'in. Seviyorum Revani'yi. Böyle güzel tutturabilirsen güzel oluyor. Bazı arkadaşlar. Abi Burcu'nun da Koç Burcu'yum. Arkadaşlar dün de sormuştum. Belki de sınav dershanesi mi yoksa final. Sınav dershanesi mi final dershanesi mi chat? Sizce? Ben anlamam bilmiyorum abi. Bizim chat'teki öğrenci kardeşlerimiz bir ayıktırsın. Sınav ve dershanesi mi final mi arkadaşlar? Sınav final, sınav final. Neredeyse %50-50. Final daha çok gördüm yalnız. Final final. 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 Final mi vize mi peki chat? Buradayım ben burada. Balım benim. Final kazık diyor ama final ikisi de değil diyor. Final ve arkadaşlar daha çok final gördüğümüze göre final diyelim arkadaşlar o zaman. Ben sınava gidiyorum sınav. Fen bilimleri de güzel. Ama arkadaşlar şimdi bunun ayrımını nasıl yapabilirsiniz ki arkadaşlar? Final mi sınav mı? Yani bunun ayrımını yapabilmek için arkadaşlar kendinizi ikiye bölüp bir gün final dershanesine bir gün de sınav dershanesine gidip kıyaslamanız gerekiyor. Bu kıyaslanabilecek bir kriter değil. Bu kıyaslanabilecek bir kategori değil. Sistem. Sistem. Okey. Ben sana söyleyeyim. İçine hangisi doğuyorsa. Twerk at demiş. Ne alaka durduk yerde. Abi çevredekileri sorup kendine göre karar verirsen bitti gitti. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun balım. Abi niye öyle bakıyorsun? Birden yükseldim gibi geldi bana. Abi ünlem DC yazıyorum olmuyor. Küçük harfle yazmayı dene bir tanem. Birazcık da. Biraz da küçük harfle yazmayı dene bakalım. Neler değişecek hayatımızda. Mesela Gülşen Toşku yazınca geldi mesela. İlla sen ünlem DC yazdıktan sonra o link gelecek diye bir şey yok.
İlla sen yazdıktan sonra gelecek diye bir şey yok. Ben yazdıktan sonra bile gelebilir. Abi kızılcık şerbusuna başlayalım hadi ya diye bir yorum yok gülüm benim. Birazdan geçeceğiz hayatım. Abi pesçevit tatlısı. Klasik tatlılarımızdandır arkadaşlar. Çok götümüz sıkıştığı zaman. Yani tembel avrat tatlısı derler ona daha çok arkadaşlar. Canımız sıkıldığı zaman hızlı hemen yapabiliriz arkadaşlar. Hızlı yapabileceğimiz bir şey. Zeyzeycim ben de seni çok seviyorum. Ben sana çok kısa zamanda o kadar çok ısınmaya başladım. Resmen ya çok teşekkür ederim canım benim Fuşi ya. Resmen seni nokta yazmış yalnız. Onun devamını çok merak ettim. İnşallah devamı yoktur. Genelde böyle güzel başlayan cümleler birazcık sıkıntılı bitiyor çünkü arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Kedi dili pastaya ne diyorsun abi? Kedi dili pastada ben nedense yokum ya. O kedinin o kedi dili kısmını sevmiyorum ben. O çifte telli kedi dili kısmını ben çok sevmiyorum. O bana çok şekerli. Ben de yokum nedense onda ya. Waffle'da da yokum. Waffle'da da çok yokum. Yani başka neydi yokum? Yani ben arkadaşlar ben tatlıda yokum artık ya bayağı. He? İkinci haftanın sonunda mesela siz tatlı sayıyorsunuz. Allah Kur'an çapsın midem bulanıyor tatlı düşününce. O seviyeye geldim mi lan Allah'ın izniyle? He? Eskiden tatlı gördüğüm zaman ağzım sulanırdı. Kur'an nimet çapsın arkadaşlar bak. Bak öyle bir faydası olabilir ha. Öyle bir faydası olabilir arkadaşlar ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim. Abi ben seni TikTok'ta gördüm sonra Insta sonra YouTube şu an burada. İyi ki varsın canım benim Linchi Base. Lan bizim TikTok'u da kapattılar lan Linchi Base. TikTok'u da kapattılar anasını. Taciz, aşırı taciz ve zorbalıktan arkadaşlar. Herkese dalga geçiyoruz diye herhalde. Allah kahretsin hesabı askıya aldılar. Alelayne askısı. Abi 50 defa yazdım chat'e. Bir tanesini okumadım. Bunu okursam var ya deliririm. Hep tatlı isimleri yazarım. Vallahi okudum. Marshmallow. Vallahi okudum bunu. Bakalım arkadaşlar. Abi seni çek. Vallahi hiç sorma gülüm benim ya. Biz arkadaşlar bu ekip olarak chat, sen, ben, hepimiz sosyal medyanın üvey evlatlarıyız arkadaşlar. Biz bu sosyal medyanın üvey evlatlarıyız arkadaşlar. Artık ben bunu anladım. Ben bunu kabul ettim arkadaşlar. Herkes giremez. Giren çıkamaz. Herkes giremez. Giren çıkamaz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Onu bunu boş ver de. Bir şey söyleyeceğim. Dondurmalı 20 tatlısında çok varım mesela. Ona dayanamam hocam. Bak ne yapıyorsun biliyor musun? Portakalın kabuğunu o ilk 20'yi kavurduğun anda portakalın kabuklarını tak 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 20'nin üstüne atıyorsun. Kes sesini beni dinleyeceksin şu anda. Herkes sussun. Chat dursun. Kübra Atayacağım. Hoş geldin balım benim. Elif Melif. Tak 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 doğradın attın içine. Kokusu çıktı. Ananı avradını bütün mutfağa vallahi billahi kesif portakal kokusu sardı. Dinle. Portakalı sıktın. Soydun başucuna koydun. Ben bir yalan uydurdum. Dinle. Sıktın sıktın sıktın. Anan avradını doldurdun suyunu. Kavrulduktan sonra böyle kokusu şeyi döndü. O rengi döndü 20'nin. 20'nin rengi döndü kahverengiye. Hafif kahverengiye. Döktün portakalı. Cos 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 çıkardın, soğuttun, macun. Ana! Ana! Öyle bir anlattım ki vallahi billahi şu anda herkes portakallı 20 kelvası yapıyor. Mahvolursun chat. Mahvolursun chat. Bak yorum yok. Yorum yok. Abi seni Insta'dan gördüm, videoların aşırı komik geldi. Sonra baktım TV. İyi ki gelmişsin Belizciğim, hoş geldin aramıza. Koastalcığım, oğlum chatte bir tane daha Koastal baby var. Bu koastal ne demek arkadaşlar lan? Chat'te iki tane koastal olması bana enteresan geldi. Bu koastal kelimesinin de anlamı var mı? He? Koastal? Biri mi ya da bu koastal? Kıyı demekmiş İngilizce'de. Abi çıkmazsa aç kalacağım. İnşallah çıkar gülüm benim ya. Vallahi billahi ya. Abi seni izleyen kuzenin... Abi senin yayınların terapi gibi. Vallahi billahi yüzünüzü güldürebiliyorsam arkadaşlar ne kadar mutlu bana ya. İnsan arkadaşlar işte diyorum ya hep bazen bahsediyoruz. Felsefi konuşmalara gireceğim gene hazırlıklı olun. İnsan arkadaşlar bazen mutluluğu başkalarını güldürmekte bulabiliyor. Ben onlardanım işte arkadaşlar. Sizin kahkahalarınız eşittir benim mutluluğum. Çok mutlu oluyorum çocukluktan beri arkadaşlar. Hayallerimden bir tanesi insanları güldürebilmekti. Yani çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Vallahi birlikte gülüyoruz, eğleniyoruz, azıtıyoruz. Çünkü ben arkadaşlar benim sistemim her insanın sistemi arkadaşlar doğuştan kurulmuştur. Benim sistemim arkadaşlar böyle kopukluk için kurulmuş bir sistemim var arkadaşlar. Ben yani kopartmam gerekiyor. Hepinizi kopartmam gerekiyor arkadaşlar benim mantık olarak.
Onu da becerdiğimi düşünüyorum. Hep beraber arkadaşlar kopartıyorum, kopuyoruz burada yani. Kim bilir sizin bu hayattaki, sizin bu sistemdeki yeriniz ne arkadaşlar? Umarım sistemdeki yerinizi bulabilirsiniz. İnsan sistemdeki yerini nasıl bulabilir? Kendini tanıyarak. İnsan kendini nasıl tanır? Bol bol okuyarak. Çünkü arkadaşlar bu okuduğumuz kitapların içerisinde bizim yaşayacağımız, hatta yaşadığımız, hatta yaşanmamış, hatta yaşanmış, izlenmiş o kadar çok şey var ki arkadaşlar. Okuyarak insan kendi hedefini bulabilir. Hayattaki başarı her zaman YKS'de, LGS'de, ÇÜÇÜS'de, FİFİS'de falan filan bir derece almak değildir. Hayattaki başarı bazen dropshipping yapmaktır. Yani bulacağız arkadaşlar hep beraber Tisigalko tayfa olarak yani bundan 2,5 yıl sonraki halimizi çok kıskanıyorum. Bundan hatta ne 2,5? 1 yıl sonraki halimizi çok kıskanıyorum. Çünkü ekip olarak çok fena level atlamış bir boyuttayız. Hissediyorum ben bunu biliyor musun? Mesela şu anda 17 Temmuz 2024'ü görebiliyorum. Çok fena bir durumdayız şu anda. Fena level atlamışız. Fena yani böyle arkadaşlar bayağı dolu dolu gelmişiz. Doldura doldura gitmişiz. Görüyorum bunu. Seçilicim çok teşekkür ederim Seachal Rena. Çok teşekkür ederim malım benim. Kokulu öpücük iki varsın. Yani bunu görebiliyorum arkadaşlar. İyiyiz, güzeliz. Doldura doldura gidiyoruz arkadaşlar. Resmen bütün evreni, bütün hayatı dolu dolu yaşaya yaşaya ilerliyoruz. İyi ilerliyoruz, güzeliz. Mutluyuz. Genciz. Yapacağımız çok şey var. Aziz Allah Celle Celaluhu. Ezan bittikten sonra diziye geçeceğiz. Güzel, güzel arkadaşlar. Mutluyuz yani. Mutluyuz, mutluyuz. İyiyiz, iyiyiz. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. İyiyiz, iyiyiz arkadaşlar. İyiyiz, iyiyiz. Vallahi billahi. Abi Zebani Efe isyan çıkarttı mı gördüm. Daha var diyorlar ya. 2024 yılında çıkartacak diyorlar. Bakacağız. Ekmek 7 lira. Bu evren bizi götüyle mi dönüyor? Hayatım onu yani arkadaşlar. Ya doğru söylüyorsunuz da arkadaşlar. Bu zamlar, zamcıklar, ekmekler 7 liralar, 8 liralar falanlar filanlar. Evet doğru söylüyorsunuz ama işte bir yandan da arkadaşlar. Doldurmak lazım ya. Doldurmaktan kastım arkadaşlar maddi olarak doldurmak değil, manevi olarak doldurmak lazım. Ama doldurduktan sonra da işte fırına girip gerçekten bir baget ekmekte de boşaltmamak lazım. Şu anda değişik bir felsefe yapıyorum, değişik bir yere girdim. Hayatın gerçekliğiyle gerçekten beni tokatladın şu anda Golving'cim. İnşallah dur bakalım arkadaşlar, birazcık ben fantastik bir motivasyon konuşması yapmıştım halbuki. Yani resmen beni o gerçekliğe çektin şu anda. Oradan çıkmaya çalışıyorum ama nasıl çıkabilirim diye düşünüyorum. Çıkamıyorum. Evet, doğru söylüyor aslında arkadaşlar. Ya ama dolduralım biz gene. Yine de her şey güzel olacak arkadaşlar ya. Her şey güzel olacak diyelim arkadaşlar. Ne diyelim? Aramızda kalsa kazanacağız arkadaşlar. Ben İstanbul 20 milyonlu kentin başkanıyım. Bir İstanbul inşallah düzeleceğiz arkadaşlar. Her şey çok güzel olacak. Şey gelsin, Murat Soner gelsin arkadaşlar. Oradan akraba falan. Yani vallahi kötü hissediyorum. Lady Star'cığım çok teşekkür ederim. Adam bir ekmek 7 lira yazdı. Lady Star iyi ki varsın. Adam bir ekmek 7 lira yazdı. Benim bütün sistemim hacklendi anasını satayım ya. Kur'an nimet çapsın, kendimi çok kötü hissediyorum. Abi ya daha fazla zam gelince bu fiyatına inmesini isteyeceğiz yine. E doğru söylüyorsun gülüm. Mesela bak şöyle düşün VQ Sevda. Doğru söylüyorsun. Mesela 2032 yılına geldiğimiz zaman arkadaşlar mesela ekmek muhtemelen bir ekmek herhalde 327 lira falan olur diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Yani hesaplamalarıma göre bir ekmeğin 327 lira olması çok muhtemel. Şükretmek lazım. Şükretmek lazım arkadaşlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Beti Betbeş çok teşekkür ederim. Dördüncü evimiz kutlu olsun balım benim. 7 liraya da şükür. 17 liraya da şükür arkadaşlar. Yani gerekirse soğan yiyeceğiz. Ama bu ülkeden vazgeçmeyeceğiz. Her zaman arkadaşlar